Big TV'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Bugün gündem programına artan döviz fiyatlarını taşımak istedik. Aldığımız araçlardan kullandığımız cep telefonlarına kadar birçok ürünü yurt dışından dövizle ithal ediyoruz biliyorsunuz. Acaba bu vatandaşın cebine ne kadar yansıyor? Bugün sokaktaki vatandaşa bunu sormak istedik. Ve muhabirimiz İsmail şu an Kadıköy'de bizi bekliyor. İsmail merhaba, nasılsın? Merhabalar İsmail Hakkı Koç, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün dövizin artışıyla ilgili bir röportaj dizisi yapıyorsun. Nasıl Kadıköy'de durum? Halkımız neler söylüyor? Bugün Kadıköy'de doların Türk ekonomisine etkisini Kadıköy halkına sorduk. Gerçi birbirinden farklı cevaplar aldık. İstersen şimdi bunların hepsini birlikte izleyelim. Mesela doların 6 ay içinde olacağı şeyi biz biliyoruz. 8.4 olacak. Yani şu anda 7.9 mesela. Biz all in, yani tüm paramızla şu an altındayız mesela. Ben kendi adıma all in altındayım. Türk lirası olarak milyoner olmama rağmen Türk liram hiç yok. 300 liram var kendi şahit. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Türk lirası alıyorum. Dolar satıp Türk lirası alıyorum. Ama kendimde asla Türk lirası saklamıyorum. Şu anda da saklama mümkün değil. 1000 liradan fazla Türk liram olması mümkün değil. Ekonomi bu şekilde yönetilmeye devam ettiği sürece, daha doğrusu yönetilmemeye devam ettiği sürece yükselmemesi için yani hiçbir neden yok. Dolar elbette ki etkiler durumu bilmem. Piyasada şu kadara fırlamış, bu kadara bilmem ne olmuş diye konuşuluyor. Dolayısıyla biz de onun ceremesini çekeceğiz mecburen. Hükümet aldırmıyor çünkü. Dolar Türkiye'nin başının belası. Bizim gibi orta direğe yansıması kötü. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Yani ifadesi şöyle. Dolar yukarı, bizim Türk halkının orta direği maaşı aşağı. Yaşam standardı aşağı. Her şey ona bağlı. Yarın bu kişinin kış geliyor. Gaz başlayacak. Çakır çakır. Gaza, elektriğe, ne zaman geçen sene evvelsi gene hışımla yaptıkları zamlar maalesef yine yansıyacak. Acı. Acı gerçek Türkiye'nin. Şu kadarcık peynir, beyaz peynir, yenecek peynir ama. Peynir deyip aldığım peynir 40 lira, 50 lira. Gerisini saymaya gerek yok. Ekmek 2 lira olmuş. Vatandaş ekmek yiyor zaten. Hani eskiden biz çocukluğumuzda peynir ekmek yeriz, rahat ederiz diyorduk ya, o da geçti artık. Bizim dış borcumuz dolar olduğu için her şeyde dolarla alıyoruz. Her şey o yüzden pahalanıyor yani. Sıkıntı bu. Olay bu. Dışarıdan çok ürün alıyoruz. İthalat ihracatımız çok gelişmiş durumda değil maalesef. Ürün sattığımızdan ziyade aldığımız ürün daha fazla olduğu için ve dolar cinsinden aldığımız için üstümüzden, başımızdan, araçtan, telefondan, her şeyden etkileniyoruz. Teknoloji çağında olduğumuz için ve gençlerin de böyle daha çok teknolojiyle ilgilendiği için özellikle böyle 18-30 yaş arası daha çok etkileniyor dolardan. Ekonomiyi bozuyor. Halk büyük sıkıntılar içerisinde. Hem düşmesi hem de yükselmesi maalesef ki olumsuz etkiliyor. Ben bir dış ticaret firmasında çalışıyorum. Deniz taşımacılığı, konteyner işi yapıyoruz. Dövizin her dalgalandığında, bunu ister yukarı ister aşağı nasıl yorumlarsınız bilmiyorum, otomatikmen bizim kendi ithalatçı firmamız siparişi öteliyor. Kesmiyor belki ama öteliyor. İhracatçı firmalar ise yurt dışı aynı şekilde onlar da siparişleri öteliyor. Gençler olarak ekonomiden çok şikayetçiyiz, şöyle şikayetçiyiz. Almak istediğimiz bütün ürünler çok pahalılaştı. Giriş fiyatları ortalama bir fiyat oluyor fakat vergiler, TRT payı, diğer paylar olduğu zaman bu alınmayacak bir duruma geliyor. Yeni çıkan telefonlar olsun, oyun konsolları olsun, herhangi bir şey alınmıyor. Onun dışında yurt dışına gitme hayalleri var birçok gencin ama bu şekilde pasaport işlemleri olsun, vize işlemleri olsun, uçak biletleri olsun hepsi döviz barında olduğu için hiçbirini alamıyoruz, hiçbirine gidemiyoruz. Hani hepimizin bir yurt dışı hayali var ama Türkiye'den yurt dışına gitmek çok zor. Döviz bizi ilgilendiriyor sanırım, onları hiç ilgilendirmiyor. Maaşları güzel olduğu için hepsinin. Türk parası daha iyi. Doları kimse sevmiyor. Düğünlerde, bazı düğünlerde de artık geçmiyor Türk doları. İyi bir ekonominin normal şartlarda üretim yapması lazım, ihracat yapması lazım. İhracat yükseldikçe Türk lirasının değeri artar. Ama ithalatla yönetilen bir ülke olduğumuz için maalesef dolar yükseliyor. Zaten ekonomik kriz her yerde var şu anda. Üretim yok. İnsanlar geçim sıkıntısı içerisindeler.
Dolar şu anda Türkiye ekonomisi bayağı etkilemiş durumda. Doların yükselmemesi için öncelikli olarak ekonomik dinamikleri yükseltmeleri lazım. Tam istihdam, adil gelir dağılımı gibi konularla ilgilenmeleri lazım. Yani değişik konularla uğraşmak yerine insanlara geçim sağlamak lazım. İnsanlara fabrika açmaları lazım özellikle. Yani ben hep şunu söylerim. Yani bugün 1000 tane iş adamı bir araya toplayıp da buyurun siz yatırım yapın, fabrika kurun diye devlet aslında teşvik yapmış olsa inanın çok farklı şeyler olur. Yani ben çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü konuyu parasal olarak bir de ekonomik olarak ikiye ayırıyorum açıkçası. Mesela örnek verelim, Çin'in para birimi Yuan. Yuan bizim para birimimiz hemen hemen aynı ama ekonomileri gelişmiş. Şöyle bir durum var mesela, Ürdün doları var. Amerikan, İngiliz sterlini Euro'dan daha pahalı ama ekonomik olarak kötüler. O yüzden konuyu parasal ve ekonomik olarak ikiye ayırmak lazım. Bizim ülkemizin ekonomisi orta düzey bir ekonomi. Parası da kıymetsiz. Ama hani bu bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta Ürdünlerin bir sözü var. Bizim en büyük zenginliğimiz, yeraltı zenginliğimizin olmaması. Bu yüzden de hani ekonomiyle para biriminin kıymetini, ikisini birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anki halkın gündemi aslında bence dolar olmaması lazım. Çünkü eğer yurt dışına çıkmıyorsak, eğer çok hani direkt olarak, bunun altını çiziyorum, direkt olarak dolarla bir iletişimimiz yoksa, dolaylı yoldan da hani çok bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Kısmen etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Baktığınız zaman bütün alım gücümüz buna endeksli. Yani dışarıdan giren ürünler buna endeksli. Bu mesela esnafa baktığınız zaman pek çok kişi dolar üzerinden kira veriyor. Aldığı malzemeleri yine dolar üzerinden alıyor. Yani biz de bu zaman zarfı içerisinde bir iş kurmaya çalıştık. Bununla ilgili dolar üzerinden yaptığımız işlerle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani burada biraz daha böyle hani ekonomik sorunların tamamen bunun dışında yer aldığı, bununla alakalı bir durum olmadığını söz konusu olarak göstermeye çalışmaları bence çok çok yanlış. Dolara zam geldi mi her şeye zam geliyor. Yani bu etkisi olmuyor yani. Daha çok zarar oluyor. Mesela bir giyim yapmaya gidiyorsun. 100 liralık olan şey olmuş 150 lira. 160 lira, 170 lira. Çok şey var ya, çok etkisi var. Evet İsmail Akkoç, Kadıköy halkının görüşleri bu şekilde. İsmail çok teşekkür ederim aktardıkların için. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi vatandaş dövizin yükselişinden oldukça şikayetçi. Haliyle dolarla maaş almadıkları için de her geçen gün ekonomik zorluk biraz daha fazlalaşıyor. Umarız alınacak olan yeni tedbirlerle eski günlerimize, kurun normal olduğu günlere bir an evvel döneriz. BİG TV gündemin bugün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.